Kendinizi, hormonlarınızı dizginleyin. Serbest bıraktığınız şey hormonlarınız değil, böbreğiniz olabilir. Biriyle artık berabersin, Tinder'ını silecek misin vesaire tarzında bir yaklaşımda ben direkt bloğu basıyorum. Sinemaya gittiniz, uzun sahil yürüyüşleriniz oldu ve sonraki gün sizi evine çağırdı. Gitmeyin. Merhabalar, ben Aydın ve bugün sizlere internet üzerinden arkadaşlıklar edinirken nelere dikkat ettiğimle ilgili bir video çekiyorum. Neden böyle bir video çektiğime gelirsek, Kim Milyoner Olmak İster programına katıldığım zaman sadece sosyal medyadan arkadaşlıklar edinen, gerçek hayatta hiç arkadaşı olmayan biriymişim gibi bir imaj çizdim sanırım. Yanlış anlaşıldım çünkü benim gerçek hayatta da çok sevdiğim, görüştüğüm insanlar var ama yakın arkadaşlarımın %80'i internetten tanıştığım kişiler. Neden bu böyle? Şimdi iş yerinde diyelim ki 20 kişi ile beraber çalışıyorum. O 20 kişiden kaçı sizin yakınınız olabilir ki? İkisi, hadi diyelim üçü. Diğerleriyle genellikle aynı ortamda olduğunuz için, aynı ortamda vakit geçirdiğiniz için arkadaşsınızdır. Aynı şey okul arkadaşlıklarınızda da geçerli. Sınıfınız 40 kişi ise biri, ikisi sizin en yakınınızdır. Ama mesela ben sosyal medyada zaten nelerden hoşlandığımı, ilgi alanlarımın neler olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Diğer insanlarla da paylaşıyorum. Dolayısıyla biri benimle iyi anlaşabileceğini düşündüğü zaman, arkadaşım olmak istediği zaman o kişiyle daha çabuk samimi oluyorum. Çünkü zaten ortak ilgi alanlarımız oluyor işte. Kırtasiye, dizi film, dinlediğim müzikler, her şeyi sizinle paylaşıyorum. Birçok insan da sosyal medyasından bunları zaten paylaşıyor. Dolayısıyla oradan edindiği arkadaşlıklar daha uzun soluklu oluyor. Tabii ki bunun avantajları ve dezavantajları var. Kendi güvenliğimi sağlamak için nelere dikkat ediyorum? Özellikle şu anda 10 madde sıraladım. Bunlardan ilk üçü güvenliğimi nasıl sağladığımla ilgili olacak. Diğerleri de genel olarak nelere dikkat ediyorum? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Eğer hazırsanız başlayalım. 1. 18 yaşından küçükseniz asla ama asla biriyle buluşmaya kalkmayın. Soru çözme gruplarına dahil olmuşsunuzdur. WhatsApp'ta soru alışverişi yapıyorsunuzdur. Instagram üzerinden birbirinizi motive etmek için arkadaşlıklar edinmişsinizdir. Bunlar okey. Ama eğer biri sizinle gerçek hayatta görüşmek istiyorsa, özel olarak görüşmek istiyorsa ve bu kişi özellikle 18 yaşından büyükse, ki bunu asla emin olamazsınız. Belki de 18 yaşından küçük biri gibi davranıyordur. O buluşmaya hiçbir şekilde yalnız gitmeyin. Bizim de mesela arada buluşmalarımız oluyor. Sizlerle buluşuyoruz, vakit geçiriyoruz. O zaman bile duyuru yaparken 18 yaşından küçük arkadaşlarımın yanında bir büyüğüyle gelmesini istiyorum. Bu ablası olabilir, abisi olabilir, bir yakını olabilir. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama çok fazla pedofili var özellikle internet üzerinde. Ve bu insanlar düşündüğünüz gibi eğitimsiz insanlar değiller. Bu bir psikolojik sıkıntı ve birçok insanda olabilir. Kimde olduğunu asla bilemezsiniz. Kendinizi riske atmayın lütfen. 2. 18 yaşından büyüğüz ve biriyle buluşmak istiyoruz. Ne kadar uzun süredir konuşuyor olursanız olun, İlk buluşma karşı tarafın ya da sizin evinizde olmasın. Genellikle kalabalık bir yer seçin. Özellikle de arkadaşlık için değil de özel bir arkadaşlık için buluştuysanız kendinizi, hormonlarınızı dizginleyin. Serbest bıraktığınız şey hormonlarınız değil, böbreğiniz olabilir. Organ mafyası kurbanlığı da sandığınız kadar az rastlanan bir durum değil. 3. Google'layın. Ben bayağı iyi bir stalker olduğumu düşünüyorum bu konuda. Eskiden fake'leri ayırt etmek çok kolaydı. Böyle fotoğrafsızsa, işte gerçek bir adı yoksa vesaire. Tamam bu fake diyorduk ama artık öyle değil. O sahte hesaplar gerçekten kendilerini geliştirmiş durumda. 24 saat boyunca bir sürü story atıyorlar. Başkalarının storylerini kopyalıyorlar. Çünkü kendi hayatını paylaşan insanlar çoğaldı. Az ünlü insanlardan bir şekilde fotoğraflarını vesaire alıp yeni profiller oluşturuyorlar. Ve fake olduklarını çok rahat bir şekilde saklayabiliyorlar. Ben birine fake olup olmadığını nasıl anlıyorum? Ortak bir arkadaşımız var mı, buna bakıyorum. Karşımdaki kişiyle aynı soy ismine sahip insanlar var mı onun listesinde, ona bakıyorum. Akrabaları vesaire. O akrabalarının profilinde geziniyorum. Ha, birinin hesabı kapalıdır, ikisinin hesabı kapalıdır. Yarabbim, yani bütün akrabaların hesapları da özel hesapsa orada bir soru işareti oluşuyor kafamda. Paylaştığı fotoğraflarda yanındaki insanları etiketlemiş mi, buna bakıyorum. O etiketlediği insanların profilleri gerçek mi, bunlara bakıyorum. Yani evet, iyi bir stalker'ım. Ve ilk buluşmadaki aktiviteniz bence yemek yemek olmasın. Yemek yemeyi planlamayın yani. Paranoya yaklaşmadım. Hani yemeğinize bir şey atar falan diye demiyorum. Çünkü belki de o kişiyi hiç sevmeyeceksiniz. Olur ya böyle gerçek hayatta da ilk defa tanıştığınız birinden bir anda irite olursunuz, soğursunuz. Hiç vakit geçirmek istemezsiniz. Ya da belki de karşı taraf sizi sevmeyecek. Bunun düşüncesiyle bu gerginlikle uzun süre geçirmemek için ilk buluşmanızda daha kısa bir aktiviteyi tercih edin. Yemek yemek yerine kahve içmek gibi mesela. Belki de birbirinizle çok daha fazla vakit geçirmek istersiniz. O zaman kahve içerken sorarsınız işte. Buradan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Gün içerisindeki planların neler vesaire diye
O dakikadan sonra belki de kahve içtikten sonra işte yemek, sinema vesaire bu tarz aktiviteleri planlarsınız. Ama buluşmadan önce bir kahve dışında farklı bir aktivite planlamayın. İkili ilişkilerde sevgili ve bunun gibi arayışındaysanız lütfen daha ilk buluşmadan sonra biz şimdi neyiz kafasına girmeyin. Biriyle artık berabersin, Tinder'ını silecek misin vesaire tarzında bir yaklaşımda ben direkt bloğu basıyorum. Karşı taraf çok iyi biri, onu üzmeyeyim vesaire derken karşı tarafı kendinize bağlamayın. Ümit vermeyin. Size bağlanmasına neden olduktan sonra o kişiyi hayatınızdan çıkardığınızda karşı tarafta çok daha büyük bir yara bırakmış olursunuz. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Ben genellikle böyle durumlarda ikili ilişkilerde sevgili vesaire amacıyla buluştuktan sonra eğer olmayacağını düşünüyorsam bir ilişki arayışında değilim. Bir ilişki arayışında değilim. Şu anda sevgili aramıyorum ama arkadaş olmayı çok isterim gibi cümleler kuruyorum. Ama arkadaş da olmuyorum, böyle uzaklaşıyorum. Yavaş yavaş uzaklaşıyorum. İlk buluşma çok güzeldi. Kahve içtiniz sadece ve kahvenin sonlarına doğru başka hiçbir planınızın olmadığını fark ettiniz. Daha sonrasında hemen yemeğe çıktınız, sinemaya gittiniz, uzun sahil yürüyüşleriniz oldu ve sonraki gün sizi evine çağırdı. Gitmeyin. Bir sabredin ya, tamam gideceksiniz yani, tamam ama bir sabredin. Önce o kişiyi bir arkadaş ortamınıza sokun ya da onun arkadaş grubuna dahil olmaya çalışın. Çünkü başka insanlara nasıl davrandığını da bir gözlemlemiş olun. Size nasıl davrandığı da önemli ama ileride size nasıl davranacağını eğer merak ediyorsanız emin olun başkalarına nasıl davrandığına bakarak bununla ilgili çok güzel fikir sahibi olabilirsiniz. Sadece selfleri olan profillerden bence uzak durun. Yani kendisini çekmesi için telefonu verebileceği bir sosyal çevresi de yoksa artık ben o konuda o kişiyi sorguluyorum. Belki de masumca sadece içine kapanık bir tiptir ama sosyopat olma ihtimali de bence yükseliyor böyle durumlarda. O yüzden topukluyorum. İlk mesajı ondan bekleyeyim, geç cevap vereyim mesajlara gibi kafalara girmeyin. Çünkü ne yazık ki artık her şey olduğu gibi sevgilileri de çok hızlı bir şekilde tüketen bir toplumuz. İnsanların onlarca değil yüzlerce binlerce seçeneği var. Eğer o kişiyi gerçekten tanımak istiyorsanız ve değer verdiyseniz mesaj atmaktan, ilginizi belli etmekten çekinmeyin. Ama dediğim gibi sensiz nefes alamam modunda değil, ondan hoşlandığınızı belli ederek bunu yapın. Ve son olarak telefon numarası alışverişi durumuna gelelim. Telefon numaranızı hemen verin, hemen vermeyin vesaire diyemem ama telefon numarasını isteyen ilk kişi karşı tarafta negatif bir intiba uyandırıyor. Yalan söyleyemem. O yüzden direkt istemeyin ama ben bu konuda neler diyorum mesela işte Instagram bildirimlerim kapalı. O yüzden mesajlarına geç dönüyorum buradan, kusura bakma. WhatsApp kullanıyor musun vesaire diyerek karşı tarafın vermesini sağlıyorum. Unutmayın ki bundan daha birkaç yıl öncesine kadar tanışma siteleri, tanışma uygulamaları vesaire birer tabuydu ama şu anda çok rahat bir şekilde bunu konuşup tartışabiliyoruz. Umarım rahatsız olmamışsınızdır bu konudan diyeceğim de zaten başlık belliydi yani girip buraya kadar izleyip sonra da sıkıntıyı bende aramayın bence. Neyse umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.